Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bu videoda sizlere Hunter X oyununu tanıtacağım. Oyunun key'ini Keymailer'dan aldım. Bugün yani 29 Nisan 2022 tarihi itibariyle oyun çıktı. İki boyutlu, böyle ilerlemeli action adventure olarak geçiyor oyun. Japon oyunu sanırım. Orange Popcorn diye bir firmanın oyunu. New Game diyorum ve oyuna başlıyorum. Oyunla ilgili güzel yorumlar var. Özellikle müziklerin iyi olduğu söyleniyor. Residential Zone 28. Yerleşim bölgesi 28 mi oluyor? Evet, karakterimiz. Anime bir karakter. Seslendirmeler zaten animecileri çıldırtacak cinsten. Katanamız olmazsa olmaz. Luke Tsuki. This is no ordinary night. Bu sıradan bir gece değil. Ay ışığı kalınlaşıyor ve şeytanın güçleri daha güçlü hale geliyor. Purple Moon. Yani mor ay durumundaymışız. Alanı daha iyi araştırmalıyız diyor. Hadi bakalım. Hop 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 başlayalım. Evet, biraz da Castlevania tarzında sanki. Hop, bunlara vuruyor muyum? Japonya sokakları. Yakuza oynayanlar bilir. Tamam. Şöyle kısa zıplama da yapabiliyorsunuz. Zıplamayı kendiniz ayarlıyorsunuz. Oo, goblin. Goblinleri... What? Güzel yapmışlar. Hey, Japonca seslendirme. Evet, diyor ki düşmana doğru ilerlerken veya düşmanın saldırısına kaçarken dash kullanmak önemlidir diyor. Sarı renkli olan stamina barından harcar diyor bir süre sonra. Bir süre sonra bu da dolar diyor. Dash de buymuş. Deneyelim. Mortal Blow Core Skill. Tamam, aldık. Acquire MP, mana puanı herhalde. Blue MP slot yeniden dolduğunda Deadly Mortal Blow'u kullanabiliyorsun Y tuşuyla. Okey. Grafikler de fena değil yani. Bunu söyleyelim. Ekipmanları takabiliyorsun diyor. Başka. Hunter Potion canını arttırır diyor. Use item, change item. Sol sağıyla değiştirirsin. Yukarıyla kullanırsın diyor. Silver Ring aldık. Evet, silahları buradan
Şöyle mi bakabiliyoruz? Buradan bakabiliyoruz ekipmanlara. Inventory. Menülerde klasik Japon oyunu menüleri. Skill tree de bayağı varmış yani. Özellikler. Traces. Evet, bu öğretici şeyler. Archives'da da arşivler, goblinler falan filan. Güzel. Güzel güzel. Peki. Hunter Potion'u kullanıp canımızı arttırdık. Japonca seslendirmeler de iyi. Peki, oyunu kaydetmek adına bir şey var mı? Evet, tam sorarken geldi. Buralar şey. Şuralar kayıt yerleri, checkpointler. Burası da level up. Puanımız var mı? Evet, Vitality, Strength, Mind, Activity var. Parametrelerde Attack, Defense, Okültizm herhalde. Vitality, Strength, Mind, Act diyor. İlk başta bir Vitality ekleyelim mi? HP'yi etkiliyor. Strength neyi etkiliyor? Attack ve Strength etkiliyor. Mind, Okültizm ve Mind'i etkiliyor. Activity de Activity'yi etkiliyor. Altta yazıyor zaten stamina ile ilgili. Dash Guard ve Parry ile ilgili. Bu da Mortal Blow ve Occult More Power yapmayı etkiliyor. İlk başta bir Vitality verelim. 100 karma harcadık. Keystone bir tane. Evet. Artmış durumda. Hunter Potion'umuz da arttı. Bir tane Potion'umuz var. Şurada yalnız. What? Parry Traces. Parry'leyebiliyorsun doğru zamanda basarsan. Pressing and Releasing Guard Button. Düşmanın bulutlarını da yani attığı mermileri de parry'leyebiliyorsun. Right Button. Evet. Savunma. Right Button'la parry'de doğru zamanda basmayla. Şu savunma tuşu. Duruşa bak. Deneyelim mesela. Önce guard yapalım. Stamina'dan düşecek. Iron Ore, sert demir oru. Diğer tarafa şöyle geçemiyoruz. İyi, düşmanlar yeniden çıkmıyor derken hop. Arkadaş, aslan okuşunla evadeleyemiyor muyuz, kaçınamıyor muyuz? Burada bir şey var ama. Her yere de gitmek istiyorum. Yukarıda bir yer vardı. O aklımda kaldı. Şimdi hemen oraya da bakmazsam olmaz. Şurası. Evet, buraya da gidilmiyormuş. Bu taraftan geliniyormuş. Güzel. Yani harita birbirine bağlı. Buna evade yapsam ya. İlginç. O zaman gitmişken canımızı da
Level up'lık bir şey var mı? Aa, artabiliyormuş. Mind'a vereceğim. Mümkünse büyücü bir tip. Aa, bir saniye, olmadı mı? Evet, Mind'a verdik. Bu arada en sağda da attributes, atak ve resistanslar var. Şurada kaydettim. Evet, canımız da doldu. Şöyle geçemiyor muyuz? Bu sadece kaçınma. Parry de iyi bir... Parry'i de iyi bir öğrensek güzel olur. Evet, şimdi canımı doldurup tekrar ilerleyeyim. Atarak kolaylıkla yenmek mümkün bence. Klasik şan birimler. Şurada bir şeyler var mı gidecek? Yok. Yukarıdan mı atlanıyor acaba diyeceğim, yoksa... Yoksa daha fazla ileride zıplayabiliyor muyuz? Ya şu... Dash olayının sadece oradan hızlıca kaçmaktan başka işe yaramaması da. Heh, şu kapıyı açacağız şimdi. Şöyle vurduk mu açılacak. Heh.
Uçaktan ne yap? Haritayı kontrol etmek önemlidir falan filan. Evet, burada da harita açılıyor. Acaba nasıl gidebiliyoruz? İleride böyle bir double jump gibi bir özellik alıp geri mi dönüyoruz? Ya daha yükseğe zıplama gibi. Neredeyiz? Buradan geçiyorduk ya. Şuradan şöyle arttıralım da canımızı. Level up'ta evet bir puan daha alabiliyoruz. Strength'te verelim bu sefer. Oo, kaç puan verebiliyoruz? Strength'te bir. Activity'ye 1, Vitality 3, Mind 2. Okey diyelim. Level 7'yiz. Şimdi daha güçlüyüz. Çarşı karıştıysa yukarı doğru gideceğiz. Dibine girince zaten vuramıyor muymuş? Boss mu geliyor? Müzik kesildiyse boss geliyordur. Evet, 2'ye çıktı. Boşunlar. Purple Moon dediğim buydu. More Eye. Devil Warder. Çekerken de şey oluyor, hasar veriyor, ilginç. You got hunted, avlandın. Halbuki elimde bir boşluk daha vardı kaçabilseydim. Şimdi level up'ta. Level 7'de duruyoruz.
oyunlar gibi, Dark Souls gibi. Zaten Japon oyunları artık çok fazla etkileniyor Dark Souls'dan. Sultan Sanctuary gibi. Ha, benim ruhları geri kurtardım. O neydi öyle birader? Ya şurada kaldırmaması çok şey, sıkıntı. Tekrar o ruhları toplayıp level up yapabiliyor muyum? Yenemedim ki boss'u. Ruhları toplamak önemli yalnız. Ya eksik canla da gidilmez ki ya. Köşeyi sıkıştırmasından kaçabilsem gerisi kolay da. Yaklaştırmamam lazım aslında. Ya insan gidip de şöyle geçiriyor, evet. Yapma be. İyi gidiyordum ha. Sonunda konsantrasyonu kaybettim.
bu sefer geçeceğim ama seni. Hiçbir gelişme kaydedemesem de bu sefer geçeceğim. Dark Souls vari oyun yani, bir zahmet zor olsun. Şöyle savunma yapsam yer mi? Allah belanı vermesin. Yani bir iki tane saldırısı var. Her zamanki Japon bossları. Bir iki saldırı türü var. Ne yapacağını bilmek lazım. Yalnız ben savunma yapmıyorum. Savunma işe yarıyor mu ona da bakayım. Dursam gidiyorum taşa kendim çarpıyorum ya. İnanılmaz. 276 metre. Hiç şeyle uğraşmayayım. Şunları toplamayla uğraşmayayım. Son kaybedeceğim. Thank you.
Onda ne yapacağız biliyor musun? İyi, yapacağım şunu. Evet. Sonunda boss'u yendik yani kaçıncı denemede? Crystal of another world, başka bir dünyanın kristali diyor. Ekipman ekranından ekipmanları yerleştirebilirsin veya okültünü değiştirebilirsin. Çeşitli okült tipleri var tıpkı silahlarda olduğu gibi ve dünyanın çeşitli yerlerini araştırma yaptığın zaman bunları bulabilirsin. Okültleri cast etmede yani büyü yapmada gibi kullanmada okült devotion'u kullanırsın falan filan, bunları da heykellerde dua ederek yaparsın diyor. B okült tuşuymuş. Şimdi şunu bir save edelim de birader. Evet, okülte zaten puan vereceğiz. Kaç puanımız var? 11'e kadar çıkabiliyormuşuz. Vitality 1, Strength 2 buna. Tamam, bence fena değil. Dash Guard Parry de çok aşırı kullandığım şeyler değil. Öyle süper bir parry elemanı değilim açıkçası. B ile kullanabiliyormuşuz. Skill'lerden seçebiliyoruz. Sliding, slide yaparken kayarken düşmana vurma. Makes you invincible during a dash and allows you to pierce enemies. Aa, işte aradığım şey bu ya. Dash yaparken vurulmaz oluyorsun ve düşmana vurabiliyorsun. Aa, 9 tane mi puanım varmış? Mortal Blow'un yani heavy atağın saldırısını arttırıyor. Buna da bir. Aa, ben bunlara puan vermeden boss'u geçtim. Slide yaparken düşmana saldırma. Successful parry'den sonra düşmanın defansını azaltıyor. Benim defansımı arttırıyor. Buralardan nasıl geleceğiz? Neyse, şu skill'lerin hepsini bir alalım bakalım. Ha, core skill gerekli. Bunu yapabilmek için, öyle mi? İkinci seviyeleri var mı? Yok. Tamam, önce şu core skill'i açacağız. Daha sonra ona bağlı olanları açacağız. Pekala, aslında çok daha kolay yenebilirmişim ben bu boss'u. Ama... Statları arttırmamışım. Oyun sarıyor bu arada. Şimdi şuradan yenileyince boss tekrar çıkıyor ama. Minyonlar çıkıyor. Zamanında peri yapamıyorum. Daha gene gelecek demek ki. Okült, bir saniye, okültü kullanabileceğimiz bir şey var mı? Keystone'lar var. Skill'lerimiz bunlar. Açık olan bir şey var mı başka? Yok. Traces ne olduğunu gösteriyor.
Press and Release Parry. Archives'ta da bunlar var. Ekipmanda. Heh, aldık. Occult Carried by Devil Warder. Blue Crystal atıyor. Heh, bunu taktık. Güzel ya. Şöyle. Ha şöyle. Slightly increased defense. Patterned ring. Slightly increased critical chance. Oo, bunların hiçbirini takmadan ben boss'a girmişim birader. Olacak iş değil ki. Aa, bir daha boss yok mu? Üzdü. Bir kere oynayabiliyorum boss'la. Peki şu okültlere falan bir bakalım. Şu çok yüksekte olanları acaba zıplamam mı yükseliyor? Ne oluyor? Nasıl gidebiliyorum? Geldi gene bizimki. Crack in the world. Dünyada bir kırık. I've seen one of those before. Bunlardan daha önce görmüştüm. Portal. Zaten biliyordum. Bir süredir buradaydım diyor. Her neyse. I can feel a crazy strong force. Deli güçlü güç. Force hissediyorum buradan gelen diyor. Japon İngilizcesi. Saçma sapan bir İngilizce. İçeri girmeli miyiz diyor ve girdi. Reach out the crack in the world. Gold ring. Drone'u hemen takalım. Inventory'den. Ekipmandan da değil mi? Biri atı arttırıyor. Biri defansı arttırıyor. Atı arttıralım. Gidelim bakalım. Oyun sarıyor. Güzel. Hem çizimler olarak. Battle Ruins. Savaş harabeleri. Benim hoşuma gitti. I knew it would be connected. Evet, bir bağlantı olacağını biliyordum. Bu atalarımın toprağı, ataların toprağı. Belki de avcı atalarının atalarına tanışacaksın. Bu bölümdeki şeytanlar tamamen farklı daha önceki olanlardan. Dikkatli ol diyor. Hadi bakalım. Şöyle duvardan zıplama var mı? Yok. Air Dash Core skill'ini aldık. Güzel. Ha, Air Dash olunca... Heh, şimdi... Şimdi... Skill kısmından Dashing Mid Air'ı alıyoruz. Enable Dashing Mid Air. Second Attack Mid Air. Bunlar 2 puan istiyor. Enables an enemy tossing mortal blow. Second attack mid air. Enables you to cancel an attack and immediately guard and parry. Oh. İlginç özellikler var. Maximum occult duration level artırıyor ve allowing increased occult use. Tamam, occultçu olacağım istiyorum. Defansı arttırıyor. Buradan gidelim bakalım. Elimizde bir şey kalmadı. Güzel. Oyunun sistemi iyi. Şimdi yalnız bu skill neydi? Second attack mid air. Ha, iki kere saldırmamızı sağlıyor. Şu yukarıdaki yerlere nasıl gideceğiz birader? Bir de onu söylesen. Bu ne? Ha, böyle atıyorsun. Ha, o Devil'ın özelliğini aldık. Bakın, boss'un özelliklerini almak sevilen özelliklerden birisi. Bir tane ranged atağım olmuş oldu işte. Fena mı? Fırlatılabilir. Uzaktan. Ah!
Vay arkadaş. Oradan bizi vurdu ya. Haritaya bakabiliyoruz. Güzel. Oyunda level atladıkça ops. Nere birader? Evet, birazcık refleksleriniz iyi olacak. Oh, yoksa. Yoksa harcarlar. Karışıyor gibi kafa. Kafa karışıyor. Bundan altta da inilebiliyor. Evet, harita burada açıldıkça açılıyor. Aa! Charged Blow'u aldım. Güzel. You can gather your strength to use Charged Blow, which is stronger than a normal attack. Evet, basılı tutuyoruz. Şöyle yap. Sonra bırakınca gidiyor. Güzel. Aşağıda da tabii ki ödüller var. Sapphire Necklace. Mormuş. Okült atağı arttırıyor ve Ice Resistance arttırıyor. Güzel. Bir mana potion gibi bir şey gördük. Forbidden Alchemy. MP'ni arttırıyor, mana'nı arttırıyor. Evet, mana'mızın da ikinci slotu açılıyor bu arada. Karakterimiz bayağı güçlenecek. Rakipler de ona göre güçlenecek tabii ki. İşin eğlenceli kısmı o. Şimdi... İleride double jump var mı acaba? Ve geri dönüp bu bölümleri bir daha oynayabilirim. Goblinler vardı önceki bölümde. Burada
Undead'ler var, zombiler, iskeletler falan. Bu muhabbeti güzel yapmışlar. Evet, checkpoint arıyoruz bu arada. What? Poison yedik. Bir de şöyle ilginç büyücüler var. Ha, onlar şey, intihar bombacısı gibi. Düşman çeşitliliği de fena değil. Yalnız şu double jump'ları yapamıyorum. Yani bir kısmı uçuyor, bir kısmı patlıyor falan. Obsidian necklace çıktı. Heh. Hemen şu inventory'den ekipmandan neymiş o bakalım. Sapphire necklace. İkisi de şeyi arttırıyor. Okült atağı arttıran şey verdim. Pekala. Şurada save edelim. Hatta level up diyelim. Kaça kadar çıkıyoruz? 2'ye kadar. Activity. Vitality. Güzel. Mind'ımız 5. Strength'imiz 3. Veya Vitality yerine Strength olsun. 307 karma kullandık. Pekala. Oyunumuz böyle arkadaşlar. Oyun oynamaya devam edeceğim. Eğer oynamamı istiyorsanız, seri halinde gelsin diyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Beğenileri de eksik etmeyi unutmayın. Oyun böyle arkadaşlar. Güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum. Souls-like seviyorsanız Action Adventure 2 boyutlu. Hem de anime tarzı. Biraz böyle Salt and Sanctuary benzeri bir şey. Küçük bir firma. Steam'de yeni çıktı. Hatta ne yapalım? Oyunun fiyatına da bir bakalım. Oyunumuzun ismi Hunter X. Hunter X %15 indirimle 21 lira 25 kuruş. Deneyebilirsiniz, güzel. Benim yorumum olumlu. Oyunda geliştikçe, level atladıkça yeni özellikler alıyorsunuz. Ve karakterinizin daha da geliştiğini hissediyorsunuz. Bu benim hoşuma gitti. Doğrudan Salt and Sanctuary'e benziyor. Souls-like, yani Dark Souls'un böyle iki boyutlu versiyonu gibi. Hem de animasyon falan var. Hem anime şeyleri var, hem de fantastik şeyler var. İlk bölümde goblinler vardı, ikinci bölümde undeadler vardı. İlerleyen kısımlarda daha farklı şeyler var. Hem yakın dövüş, hem uzaktan şöyle okült büyü var. Belki ileride daha fazla itemler ve weaponlar da vardır. Güzel oyun. Tavsiye ediyorum. Hoşuma gitti. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Pekala, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.